Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'ydı. Nurhan Hanım'ın torununu öperek. Bayram kutlu olsun güzeller güzelim. Dedi. Kendisi de bir çocuk kadar mutluydu. İçi kıpır kıpır sevinç doluydu. Sevinç Atatürk'ü gördün mü büyük anne? Ah yavrum, ben o kadar bahtiyar biriyim ki. Allah bana o büyük insanı görmeyi nasip etti. Hem de inanamayacağın kadar yakından gördüm onu. Sahi mi? Evet, sahi. Çok şanslısın büyük anne. Peki nasıl gördün? Ben de o zamanlar senin gibi küçücük bir çocuktum. Annem öğretmen olduğundan beni her gün okula götürüp getiriyordu. Henüz 4-5 yaşlarındayken okumayı ve yazmayı sökmüştüm. Şiir okumayı ve ezberlemeyi çok severdim. Herkes bana şiir okutturup dururdu. Babam gazeteciydi. Onun için Atatürk'ün ne zaman nereye gideceğini bilirdi. Atatürk bir gün iktisat kongresi için İzmir'e gelmişti. Babam beni de alıp o salona götürdü. İçerisi çok kalabalıktı. Babamın görevi gereği en önde oturuyorduk. Atatürk o kadar yanımdaydı ki birden dayanamayıp yerimden kalktığım gibi koşarak Mustafa Kemal'e yöneldim. Göz görür gönül algılar derler. Aramızda gönüldeşlik olmuştu atamla. Sabırsızlıkla Atatürk'e koştum. Küçük bir kızın kendisine koşarak geldiğini gören Atatürk beni iki koltuğumun altından tutup kaldırdı. Sonra dizine oturtup saçlarımı okşadı. Yüzü yüzüme o kadar yakındı ki yıllar yılı hiç gözümün önünden gitmedi o çakmak çakmak sevgi dolu bakışları. Adın ne? Nurhan. Çok güzelmiş. Sana şiir okuyayım mı? Gülümseyerek başını evet anlamında salladığını dün gibi anımsıyorum. Ezberlediğim en güzel şiirlerden birini okudum. Gözlerinin gururla parıldadığını gördüm. Çok hoşuna gitmişti. Başımı tekrar sevgiyle okşadı. Okuduğum şiirin şerefine beni ödüllendirmek için yaverini yanına çağırıp "Bu yavruyu arabaya bindirerek bütün İzmir'i gezdirin." dedi. Heyecanlandım. Gerçi bir süreden yanında kalsaydım çok mutlu olurdum. Yaver elimden tutup beni Atatürk'ümün arabasına bindirdi. Araba caddelerden geçerken dışarıdaki insanlar Atatürk'ü de içinde sanıp coşkuyla el sallıyorlardı. Bense ayakta büyük bir şaşkınlıkla çevreyi ve el sallayanları seyrediyordum. Öylesine mutlu ve gururluydum ki hiç sesim çıkmıyordu. Bana büyük bir onur bahşedilmişti. Sanki birden kocaman bir kız olmuştum. Ertesi sabah annemle okula gittim. Öğretmenler etrafımı sarıp bana ne hissettiğimi sordular. Duygularımın yoğunluğundan o gün çok uslu bir çocuk olduğumu düşünüyorum. Gözlerim sevinçle ışıldayarak "Çok usluydum çok, kedi bekler kadar mutlu" dedim. Torunun gözleri hala o günün anısıyla ışıldayan büyük annesine imrenerek baktı. Ah büyük anneciğim, gerçekten de çok şanslıymışsın. Hem de pek çok.